أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم Elhamdülillahi lezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alâl hayri ve levasîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedyi hedyu Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâletin finnâr. Ve bir senedin muttas ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal uhduru mevtâkum ve lakkinuhum la ilahe illallah ila ahiril hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cümle peygamberan-ı ızam aleyhimussalavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümin müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz üstazlarımızın, meşayih efendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerifi bina eden, bugüne kadar gelmesinde yaşamasına emeği geçen, bu cami-i şeriften güzeran eden eimme, hutaba, müezzinin, kayyimin, mümin ve müminatın tüm geçmişlerimizin ervaçın el-Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç şeyden benden sonra korkuyorum. Üç şeyin başınıza gelmesine. Bir, hevalara uymak, karın ve şehvetlere uymak. Üçüncü korktuğum vel gafle ba'del marife. Bildikten sonra gaflete düşmenizden korkuyorum. Yani Allah bir diyor adam. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Tamam. Şarap içmek ne? Haram. Zina yapmak haram. Hırsızlık haram. Ne oynuyorsun lan? Ne oynuyorsun madem kumarı? Neden içiyorsun şarabı? Bilip dursun işte. Böyle bilirler ama gaflete düşerler. Bundan korkuyorum. Bunun yaygınlaşmasından korkuyorum. Bildikten sonra gaflete düşmekten korkuyorum. Tabii bu bizim için, avam tabakası için, havas, ileri gelenler, önde gelenler Allah'tan başkasına sapmamalı hiç. Bir an bile Allah'tan gafil olmamalı. Büyük adamlar için şart bu. Her saniyeleri Allah'la beraber olmalı. Büyük bir adamın yanına birisi gelmiş odasını tek başına. Vah vah demiş yalnız başına. Canın sıkılmıyor mu? Yalnızsın. Şimdi yalnız kaldım demiş. Çünkü adam Allah'la tefekkür ediyor. Yalnız değil. Neşe içinde. Şimdi Allah'tan ayırıyor onu. Seninle konuşuyor. Şimdi yalnız kaldım demiş. Büyüklerin hali böyle. Ama bizim gibiler için Allah'ın şarabı haram kıldığını, zinayı haram kıldığını, hırsızı haram kıldığını, haksızlık etmenin, zulmün haram olduğunu okuyoruz, biliyoruz ama yapıyoruz. Bundan korkuyorum diyor. Bilgisini uygulamayacaklar. Gaflete düşecekler. Bundan korkuyorum diyor. Ümmetimin arasında bunların yaygınlaşmasından korkuyorum diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet. Sümme letüselünne yevme izin anin naim. Değil mi? فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Kur'an'da var bu, biz buna inanıyoruz. Zerre kadar hayır işlersen karşısını göreceksin. Zerre kadar şer karşısını göreceksin. Ve diyor ki her nimetin hesabını mutlaka soracağım diyor Allah. Biz bunlara inanıyoruz. Kur'an'da var bunlar. Buna rağmen mesela şu nefes bir nimet. Nefes almasak yaşayamayız. Nefes almayan adam ölür. Büyük bir nimet. Aldığın nefesi dışarı vermesen yine yaşayamazsın. Çatlarsın sıkıntıdan. Nefes vermek de nimet.
Bir nefes alıp vermekte iki nimet var. Bu nimetlerin hesabını soracak. Bu nefesi nerede tükettin? Şimdi iyisin. Neden? Hadis okuyoruz. Camidesin. Bunun hesabını kolay verirsin. Ama bu nefesleri kötü yerlerde tüketirsen, nimet ya bu. Nimet yerinde kullanmak lazım. Sen bunu nerede tükettin diye soracaklar. Bunu düşünerek şu verdiğimiz nefesi geri döndürmek var mı? Saniyeler geri çevirmek mümkün mü? Onun için geçen geçmiştir artık. Gelecek ise müphem, kopalı bilmiyoruz. Hayatından nasibin bir şu geçmek isteyen demdir. Şu anını değerlendireceksin. İyi yolda mıyım? Nefeslerimi iyi yolda mı veriyorum, alıyorum? Yanlış yolda mıyım? Her an bunu düşüneceksin. Ömrün sonunda çünkü bundan hesabı verilecek. Onu diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bildiğin halde bundan hesabını yapmazsan bundan korkarım diyor. Bu hadis-i şerifi İbn-i Kani, İbn-i Münde, Hakim, Tirmizi, Peygamberimizin hizmetçisi Eflah'tan nakletmiş. Allah onlardan, Bagavi keza, Bagavi bu Eflah'tan, Peygamberimizin hizmetçisinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Gene bu korkarım hadisleri biraz devam edecek. Bu hadisin, bu hadis kitabının Gümüşhaneli Hazretlerinin usulü böyle. Aynı kelimeleri yan yana koyuyor. Ahafu ala ümmeti min ba'di. Benden sonra ümmetimin başına şunların gelmesinden korkarım. Evet. Ne diyor? Selasen üç şeyden. Hayfel e'imme. Devleti idare edenlerin en başından en sonuna, memurların, halkın idaresini elinde tutanların zulüm işlemelerinden korkarım. Haktan meyletmeleri, haktan ayrılmalarından korkarım. Bir, bu idarecilerin zalim olmasında, hakka göre hareket etmemesi, adam kayırması, kurallara uymamasından korkarım. İki, imanen bin nücumi, hep bunlar olmuş. Yıldızlara inanmaktan korkarım. Şimdi meşhur oluyor adam, meşhur oluyor adam. Adı şu bu. Yıldıznameye bakıyor, bazen paralar kazanıyor onun yüzünden. Ve bu Müslümanlar da gidiyor ona. Gazetelerde de fal köşesi var. Herkes orayı okuyor. Benim burcum şu. Ondan sonra hemen söylüyor, o gün konuşuluyor bu. Gazetede okuyor. Benim burcum şu, bugün şöyleymişim, böyleymişim. Sen Müslümansın. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallah. Senin iman cümlen bu. Adın Ayşe. Adın Ali. Benim burcum şuymuş, ben şuymuşum. Burçtan, yıldızdan filan bir adamın şeysi değişmez. Evet. Fiziki şartlar insan bünyesine tesir eder. Güneşte insan terler. Soğukta üşür. Böyle etkileri olur. Tabii ama şu burçta doğan adam bedbaht olur. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Şu burçta doğan şöyle olur, zengin olur. Otur bakalım, zengin olacak mı? Altın gümüş yağacak mı bakalım? Yazıyor orada, yazıyor ya. Şöyle olan şöyle olur. Bunlara inanmaktan korkarım. Neden Allah'a inanmayı bırakıyor? İman cümlemiz buyken bunu bırakıyor, ona inanıyor. Ve televizyonlardan da çıkıyor. Evet. Çünkü müşteri bulmasa çıkar mı? Kahve falına bakıyor. Bilmem neye bakıyor. O kadar da taleplisi var ki. Sen Müslümansın ya. Allah her şeye kadir. Hayır ve şer o yaratır. O izin verirse olur her şey. O izin vermezse yaprak bile kıpırdamaz. Senin inancın bu değil mi? Neden bir yıldızdan, bir falcının şeyinden kendin bedbaht oluyorsun, mutlu oluyorsun, acayip onları koyuyorsun imanın yerine?
Bunlardan korkarım diyor. Evet, bunun çok büyük tehlikesi var. Evet, yıldızlar etki eder benim mutluluğuma veya şakavetime diye inandığın anda emanetini çiğnemiş olursun. Orası tehlikeli. Peygamber de söylüyor zaten. Men se'ele arrafen lem tukbel lehu salatu arba'ine yevmen. Buhari Müslim hadisi. Böyle bir falcıya, yıldızcıya, yıldızlamaya bakana, arrafa, kaybolan şeyi buluna, hepsi dahil bunun içinde, kahine gidip de bir şeye danışırsan 40 gün namazın, duan kabul olmaz diyor. Ve men sattaka kahinen fakat kefere bime unzile ala Muhammed. Kahini, falcıyı, bu yıldıznameye bakanı doğru söyledi, tasdik eden diyor, Kur'an'ı inkar etmiş olur diyor. Peygamberin sözü bu. Sen Müslümansın, nasıl böyle 5-10 kuruş ver de bir falına bakıvereyim, yıldızına bir bakıvereyim, ne varmış? Yazık yahu. Hem paran veriyorsun, paran gavur ediyorsun, yazık oluyor. Hem de imanını satıyorsun. Yok canım, biz şaka olsun dedik. Bu imanın şakası olur mu ya? Küfrün şakası olur mu ya? Hadi Allah kabul etse bile seni iyi döverler öbür tarafta. İyi döverler. Hani şaka yaptım filan deyip kurtulamazsın. Lütfen peygamberin bu sözüne kulak asınız. Yıldızlara inanmak hastalığının yayılmasından korkuyorum. İnançlarını böyle değiştirmeden korkuyorum. Daha bitmedi. Ve tekziben bil kader, kaderi yalanlamalarından korkuyorum. Aynen çıkmış bu. Şimdi adama diyorsun, evet ben şu anda Allah'ın çizdiği çizgiden yürüyorum. Sen de öyle. Allah'ın takdirinde şu tarihte Süleymaniye'de Cevat Hoca'nın vaaz ettiği yazılı olmasa gelip konuşamazdı. Senin de buraya gelip dinleyeceğin yazısı olmasa dinleyemezdin. Saati şimdi oynatıyorum elini. Hep bunlar kaderle. Allah'ın bilgisi, iradesiyle. Şimdi adam diyor ki, bu kadar teferruatı nereden bilecek? Bunlarla mı uğraşacak Allah? Öyle diyor. Bu basit şeylerle mi uğraşacak ya? Kaderi yalanlamalarından korkarım diyor. Çünkü biz aciziz ya. Şu duvarın, şu sütunun arkasında ne var bilmiyorum ben. Sen biliyor musun? O bu kafayla hareket ediyor. Allah nereden bilecek ya diyor. Bu kadar basit hareketlerde nereden uğraşacak diyor. İleri gidiyor. Kaderimi ben kendim yazarım kardeşim diyor. Kendim yazarım diyor. Kaderi yalanlamaktan korkarım. Şimdi böyle söyleyenler bir hayli var. Bu adam cuma namazına geliyor. Bayram namazına geliyor. Tartışıyor böyle, bir de cumaya geliyor. Ne diyelim şimdi biz buna? Bu küfür. Ama camiye gelmek de iman alameti. E boyacık küpü mü bu? Gir çık gir çık. Biz de şaşırdık ne diyeceğimizi. Biz de şaşırdık. Bunlar bilgisizlikten ileri geliyor. Onun için lütfen akaid, inançla ilgili hükümleri bir kitaptan öğreniniz. Ahmet Hamdi Akseki'nin İslam Dini kitabı var. Küçük, küçük bir kitap. Onu okuyunuz. Ömer Nasuh Bilmen Hoca'nın büyük İslam ilmihali var, değerli hoca. Onun ilmihalini okuyunuz efendim. Böyle hani küçük kitapları söylüyorum size. İmam-ı Azam Hazretlerinin Fıkhı Ekber şerhi var. Onu okuyunuz. Hele o Fıkhı Ekber 10 sayfa bir şey. Oku yahu bir. Senin iman esaslarını anlatıyor. 10 sayfa. Her gün gazete okuyorsun. O, müsaade et. Yarım saatte okursun 10 sayfayı. Bu bilgileri edinin. Ona göre konuşun. Yıldızlar konusunda olsun, diğer şeyler konusunda olsun. Ona göre konuşun. İnanan adam Allah bu gibi teferruatlara çıkıyor kardeşim der, kaderi. Allah'ın bilmediği yok, görmediği yok, işitmediği yok. Her şeyi görüyor, biliyor. Tire'de Birgi'de İmam Birgi yatıyor. O diyor ki Allah karanlık gecede kara taş üzerinde yürüyen kara karıncayı görür.
ayağından çıkan sesi işitir ve bilir diyor. Yani bizi anlatmak için bu misali vermiş. Evet, Allah'ın görmediği, bilmediği yok. Biz öyle bir varlığa Allah diyoruz. Bir daha böyle Allah bugün teferruatlı mı ruhçuk kardeşim? Ben kaderimi kendim çizerim. Çizemezsin lan. Sen kimsin ki? Böyle yüksekten atarken kalp duruveriyor, küt düşüyorsun. Hadi bakalım. Çalıştır. Allah öyle diyor. Biraz evvel okuduk ya. Ölmek üzere yatmış adam. Yetişin gidiyor, yetişin. Evet. Öyle diyor Allah. Felevla in kuntum gayre medinine terciunha in kuntum sadikin. Hadi döndürün bakalım diyor Allah. Döndürün. Buyur. Döndürseniz yüksekten atıyordun. Basit işler Allah uğraşmaz, ben yaparım. Düzelt şunu hadi. 100.000 tane doktor getir. Adamın ölümüne engel ol bakalım. Bu laflar, düşüncesi laflar. Biz müminiz. Allah'ın her şeyi görür, bilir olduğuna inanıyoruz. Böyle ağzımızdan terbiyesiz laflar çıkmaması lazım. Evet. Biz her durumda isteriz. Allah da yaratır. Benim şu anda elimi böyle oynatmamı ben istiyorum. O kudreti bana Allah veriyor. Vermese açamam, yumamam. Öyle değil mi canım? Felç oluyorsun. Bitiyor işin, et yığını. Ya kıpırdasana. Evet. Bunlar hep düşünmemiz gereken şeyler. Onlardan korkuyorum diyor Peygamberimiz. Böyle batıl inanışlar, yıldızlara inanma, kaderi yalanlama meseleleri şey diyecek, yaygınlaşacak. Evet, yıldız ilmi, astronomi ilmi İslam'da farz-ı kifayedir. Neden? Namazını hizmet kılacağız. Akşam hizmet olacak. Yastığın hizmet olacak. Bunları bileceğiz. Ama yıldızlara inanmak, onlardan bir tesir, etki görmek, o yapar, o eder diye inanmak sakat. İşte o yıldızname işi o. Falcılık yani. O sakat, o yanlış. Biz ona şey diyoruz, karşı koyuyoruz. Dünyada ilk rasathaneyi Müslümanlar kurdular. Dünyanın çevresini ölçen adam ilk Müslüman adam. Dünyanın ekvator diyorsunuz değil mi siz ona? Hatasız bulmuş adam. Bu şeref Müslümanların. Cebri icat eden Müslümanlar. Gezegenleri icat eden Müslümanlar. Evet, onun için adı Oğlak Burcu bilmem ne. Ama onlar da bir kudret görmek, kaderi onlardan bilmek, o yanlış. Allah her şeye hakimdir. Öyle inanacağız, öyle bileceğiz. İbn Abdülber, İbn Asakir Rafi'i Hazretleri bu eserlerinde buna yer vermişler. Amr İbni Hubeyb'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Ahafu aleyküm sitten. Korkulu şeylerden şimdi 6 tanesinden söz edecek peygamber. 6 şeyden korkuyorum sizin üstünüze gelecek. İmaratü süfehe yahut imarete süfehe, böyle hafif meşrep, ileri düşünmeden ani kararlar veren, ileri göremeyen, ileri görüşlü olmayan idareciler başınıza gelecek. Adam çok güzel konuşuyor, çok şiir döktürüyor ama devlet idaresi ileri görüş ister. Öteleri düşünebilecek kapasite ister. Böyle adamlar gelmedi mi diyor, korkuyorum milleti şey derler, rezil ederler, ileri göremez. Aniden bir çıkış yapar, bin bela gelir sözünden dolayı. Böyle sefih, sonunu düşünemeyen, hafif akıllı idarecilerin gelmesinden korkarım başınıza. Ve sefkette mi? Kanların, birbirinizin kanlarını akıtmanızdan korkarım. Ve bey'al hukmi, mahkeme hükümlerinin satılmasından korkarım. Şu devir, bu devir yok. Hiçbir devir kastetmiyor. Kıyamete kadar olan dönemde hükümler satılacak, korkarım. Yani rüşvetten dolayı. Evet, Kur'an-ı Kerim'de La teşteru bi ayatillahi semenen kalile, Maide suresinin 40. ayeti. Az bir bahayla Allah'ın şeylerini, ayetlerini,
şey etmeyin diyor. Ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaikumul kafirun. Allah'ın Kur'an'ındaki hükümlerle hüküm vermeyen kafirlerdir diyor. Ki bunlardan kasıt Yahudiler, Yahudi bilginler biliyorlar. Parayı bastırıyor Yahudi tüccarları. Tevrat'taki hükmü çiğniyor. Onun hoşuna gidecek karar veriyor, hüküm veriyor. Ve böyle olan herkes tabii kıyamete kadar. Peygamberimizin geleceğine dair Tevrat'ta şey var. İşine gelmediği için yok öyle bir şey diyor. Bir araya geldiler mi? Ama doğru diyorlar. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldiklerinde ki hicret ettiklerinde önce Kuba'ya geldiler. Kuba 3,5-4 kilometre Medine'nin merkezine. Orada bir mescit yaptılar. Bir hafta 10 gün kaldılar orada. O zaman sonra Safiye anamız var. Anamız olmuş. Hayber'e gitmiş. Orada Yahudilerden, tanınmış ailelerden, Yahudi alimlerinden birisinin kızı. O zaman da Yahudi Medine'de duruyor. Sonra göçmüş Hayber'e. Hayber'deyken Peygamberimiz onları harp kazandı. Esir aldı. O da hanımı oldu. Müslüman oldu. Safiye anamız anlatıyor. Babam alimdi diyor. Amcam da alimdi. Tevrat çok iyi bilirlerdi. Resulullah Kuba'ya geldiği gün amcam beni çok severdi. Dışarıdan geldiği zaman beni kucaklamadan, öpmeden, sevmeden karısına bile gitmezdi diyor. O kadar beni severdi. Evde diyor sabahleyin gece akşamdan amcamla babam kararlaştırdılar. Şu adama gidelim. Tevrat'ta geleceği bildirilen adam mı bu? Ahmet mi bu? Diye ikisi kararlaştırdılar. Sabahleyin erkenden gittiler diyor Kuba'ya. Yaya gidiyorlar. Ondan sonra akşam geç vakit döndüler diyor. Çünkü 3-4 kilometre mesafe. Bir de gidip onunla oturuyor kalkıyor. Hareketlerine bakıyorlar. Geldiler diyor ikisinin suratı diyor çok ekşi. Böyle örümcekler dolaşıyor. Amcam dışarıdan geldiği zaman beni kucaklardı, hiç kucaklamadı. Kucağını almadı, öpmedi, koklamadı. Doğru ok gibi diyor evimize girdi. Eve girdiler. Babam bir köşeye oturdu, amcam bir köşeye. Hiç konuşmuyor, bıçak ağzını açmıyor öyle. Bir süre sonra babam ona amcama dedi ki ağabey bu o mu? Tevrat'ta geleceği bildirilen Ahmet mi? Bu o mu? Ta kendisi. Amcam böyle dedi diyor. Ta kendisi. Hareketlerine bakıyorlar. Tam Tevrat'taki tarife uyuyor. Peki abi şimdi ne yapacağız? Eskiden bir düşmandık. Bundan sonra 1000 düşman olacağız. Dedi diyor amcam. Bildiği halde bakın. Alim bu. Bildiği halde çünkü piyasada böyle bu Ahmet'tir dese otoritesi kalmayacak. Yahudiler reddedecekler onu. Dünyevi menfaatlerine inancını satıyor bu adam. Bu ayetler onlarla ilgili ama onlar gibi davranan herkesle ilgili. Herkesle ilgili. Kıyamete kadar. Bir, peygamberin korktuğu alt şeyler. Birisi bu. İleri görüşlü olmayan, sefih, acil karar veren idarecilerin başa geçmesi, kan akıtılması, yaygınlaşması, hükümlerin rüşvetle satılması ve kati'atel rahimi, sıla-i rahimi ve riayetsizliğin yaygınlaşması. Şimdi adam Van'ın bilmem ne köyünden gelmiş İstanbul'a, burada tutulmuş, çalışmış, zengin olmuş. Orada amcası var, akrabası var, anası var. Bir git ya diyorlar, adam çok zengin şimdi. Ya onların burnunun sümüğü akıyor ya, duymuyor ya, evlerine gitsem oturmaya iş edemiyorum ya filan diye konuşuyor. Sen oradan çıktın geldin buraya. Yani şeyini beğenmiyor. Öyle adamlar hiç ilgi kurmuyor. Anasını atasını anmıyor, merhaba demiyor, yardım etmiyor. Akraba taallukatına ilişkiyi kesmiş. Bundan korkarım diyor. Bunlar korkarım. Ve neşves, ve neşven. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beşinci şeysi. Ve neşven. İçkinin yaygınlaşıp sarhoşluğun
herkese sarmasından korkuyorum. Bir lisede benim İslam Ezine öğrencim öğretmen oldu. Bir lisede, şehrini söylemeyeceğim, din dersi okuduyor. İçki haramdır demiş din dersinde. Sınıfın hepsi demişler ki, hocam ne söyledin sen? İçki haramdır dedim. Ya demişler, hocam içki haram olur mu? Hepimiz içiyoruz biz. 7'den 70'e soframızda hiç eksik olmaz. Bu hale gelmiş. Şehrini söylemeyeceğim arkadaş. Olmuş bir vaka bu. İçki yaygınlaşacak, sarhoşluk yaygınlaşacak. Şimdi o, çok ben seviyorum o polisler ama kanun böyle bir şey demiyoruz kanuna da. Televizyon gösteriyor. Adam kafayı çekmiş, kaza yapmış. Gidiyor, beyefendi diyor, ehliyetiniz. Anı, git, git. Karışma benim işime. Çekiyor. Ya işte alet var, şunu bir kokla. Adam diyor, karışma. Yahu, kanun var diyor, o güzelim polis, ona bir tane vuramıyor yahu. Yahu o senin için çalışıyor. Bak kaza yaptın, kovese bir daha yapacaksın. Hayatını kurtarmak için müdahale ediyor adam, neler söylüyor görüyorsunuz, ne itirazlar ediyor. Peygamber bunları görmüş, bundan korkuyorum diyor. Sarhoşluk yaygınlaşacak, ondan korkuyorum diyor. Akşamcılar çoğalacak, burada öyle bilgi vermiş. İza avadehu marraten bada uhra. Durmadan içene akşamcı demiyor musunuz siz? Akşamcılar çoğalırsa diyor bundan korkarım. Yaygınlaşırsa işte böyle polis bir şey diyemiyor. İyi de nasıl olacak bu iş? Dirlik düzenlik nasıl sağlanacak? O ölen adamın kabahati ne? Sen içtin diye. Öyle kaç kişiyi götürüyor içtiğinden dolayı, sarhoşluğundan dolayı. Bundan korkarım diyor. Bir canın haksız yere alınması demek kainatı yakmak, yıkmaktan daha beter demek Kur'an-ı Kerim'e göre. Bir insanın haksız yere öldürülmesi, sen içki yüzünden kaç kişi öldürüyorsun, kaza yapıyorsun, ondan sonra polise, sen bana karışamazsın, telefonu öldü bir daha, senin tayirini falan yere çıkarttırırım falan diye, duyuyorsunuz televizyonlarda, biliyorsunuz. Şimdi yani bunları, şimdi o da tabii böyle bir adamsa, zavallı poliste, oluyor biliyorsunuz bazen. Şu bu yapıyor demiyorum ben de. Adamcağızı hadi alıyorlar hadi bilen yere. Ona niye dokundun? Ne yapsın kanun öyle? Kuralı uygulamazsa işte felaket o zaman. Kuralları uygulamaz zaman felaket. Ondan korkuyorum diyor. Sarhoşluk yaygınlaşacaksa. Evet, yettehizûnel Kur'âne mezâmira. Ben buradakini okuyorum tabii, bana kızmak yok. Kur'an'ı mezamir dediği çalgı aleti demek. Mesela zurna çalgı aletidir. Davul çalgı aletidir. Kur'an-ı Kerim'i şarkı türkü haline getirmeklerinden korkuyorum. Şimdi Kur'an'ı okurken burada arz ettik size. Daha belki derslerde manasını bileceksin. Allah kelam olduğunu düşünerekten okurken yüreğin cız edecek. Tüylerin diken diken olacak. Sesin titreyecek, gözünden yaş gelecek. Kur'an böyle okunur. Böyle güzel Kur'an şefaat edecek. İmanın artıracak. Kur'an'da da öyle diyor. Ve izâ tüliyet aleyhim zâdâtu iman. Evet. İmanları artar. Kur'an'da böyle. Ve cilet kulûbuhum. Kalpleri çarpar. Ne öyle bir şey değil adam. Artist gibi, şarkıcı gibi. Hani o ses namelerini tam yaptığı zaman yaşa falan diyorlar ya. Bunun derdi de Kur'an okuyor. Nereden nasıl bağırdıysa milleti coşturayım diye hedefi o. Yani Allah'a karşı kalbinde böyle bir şey yok. Falanca böyledir demiyorum ben. Böyle adamlar yaygınlaşırsa, bu Türkiye'de de böyledir demiyorum. Bütün dünyaya kapsamlı ifade bu. Böyle adamlar var. Nerede varsa sen düşün. Evet, böyle adamlar var. Derdi, tabii geliri, şöhret bulacak, daha çok çağıracaklar, parayı daha çok kazanacak. Hani var, nerede? Dünyada var. Dünyada var. Ben Türkiye'de demiyorum. Bunlardan korkuyorum diyor. Derdi,
Kur'an-ı Kerim'i hani şarkıcılar gibi geçim vasıtası yapar. Böyle onlar gibi şu nameyi yaptığım zaman milleti kalyana götürdüm, heyecanlandırdım diye derdi o nameyi yapmaktır. Allah korkusu, ahiret düşüncesi değildir. Bundan korkuyorum diyor. Evet, bunu başka ülkeler söylesem bu defa onlar kızacak. Camide bir dinle, Allah 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 Allah, özel adam tutmuş adam. O Kur'an okurken 5 kişi mahsus caminin birkaç yerinden böyle bağırıyor, Allah 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 diyor. Ya herkesi kalyana getirdi dedirtmek için. Bazı yerlerde var bu, bazı yerlerde var. Kur'an okurken sükunetle dinlenir, vakur dinlenir. Böyle kaşyolursun, Allah'ı düşünürsün, azametinin celalini. Korkarsın, ufalırsın, cenneti umutlanırsın, sevinirsin. Böyle, hep böyle gider gelirsin. Bunlar hiç yok. Adam böyle camide bağırıyor. Saygısız herif. Gece kalk da evinde bağır bakayım bir. Kimse yokken göreyim seni hadi. Herkese uyumuş. Kalk bakayım o zaman saat 2'de. Bir bağır lan bir, nara at bakayım hadi bir coş da şöyle. Yok, camide öyle böyle dolduruşa gelen, evet böyle kimseleri düşünen kimseler olacak, onlardan korkuyorum. Kur'an'ı böyle yapacaklar diye korkuyorum diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Tabarani Avf Hazretlerinden, Avf bin Malik Hazretlerinden nakletmiş. Ahir zamanda bunlar olacak diye. Bu konuda çok hadis var. Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimizin korktuğu, sizlere arz etmeye çalıştığım bu kötü şeylerden bizi ırak eylesin. Amin. Başımızdaki olanları da ırak eylesin. Amin. Daima bizi salah hal üzere yaşamaya muvaffak kılsın. Amin. İmanımızı kamil, ahlakımızı güzel, İçi dışı sırlı ayna gibi birbirine uygun, özü sözüne uyan, dost doğru dürüst Müslüman olmayı Allah bize nasip etsin inşallah.